Yalvarırım halkıma kıymayın, erkeklerimizin canını bağışlayın bize. Kimsin sen? Savaş alanında ölen Tekfur Leon'un kızı Prenses Maria'yım ben. Halkımın kaderi artık benim zayıf omuzlarımda. Yalvarırım merhamet edin bize. Kana susamış şövalyeleriniz benim halkıma merhamet etmediler. Genç ihtiyar, kadın kız kimseye acımadan ellerine geçeni boğazladılar. Biz ettik, sen etme. Büyüklüğüne sığınıyorum Yüce Şah. Dilersen bakir vücudum senin olsun. Bağışla onları. Yalvarırım. Vücudunu sevebileceğin adama sakla Rum kızı. Biz Türkler can düşmanımız bile olsa silahsız insanlara, aman dileyenlere el kaldırmayız. Ben Amasya Bey'i Süleyman Şah. Her yıl vergilerini vermek, Müslüman haliyle iyi geçinmek, talan, hırsızlık ve zulümden vazgeçmek şartıyla bütün Hristiyanların canlarını ve mallarını Yüce Tanrı'nın izniyle kendilerine bağışladım. Herkesin bundan böyle işine gücüne dönüp barış içinde yaşaması buyruğumdur. Bir diyeceğiniz var mı? Ne diyeceğimiz olabilir ki? Boynumuz kıldan ince. Prenses Maria. Rahip Vasarius. Kumandan Antuan. Ne arıyorsun burada? El değmemiş bakir vücudumu sevebileceğim adama saklamamı buyurmuştun bana. Öğüdünü tuttum Yüce Şah. Al, bu vücut artık senin. Sevebileceğim tek adam sensin. Sana verebileceğim hiçbir şeyim yok. Karşılığında hiçbir şey beklemeden veriyorum kendimi sana. Halkımın canını bağışlaman için yalvarmıştım bu sabah. Şimdi de vücudumu kabul etmen için yalvarıyorum sana. Ne garip, tıpkı bir mühür gibi. Gibisi fazla. Soyumuzun bütün erkekleri omuz başlarında bu mührü taşır. Ben de omuz başında böyle mühür taşıyan bir oğlan doğurabilsem. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ezan okunuyor. Gitme zamanı geldi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Antlaşma sadece bizim değil, bütün Hristiyan aleminin alnına sürülmüş kara bir lekedir. Birleşmeli, gizlice silahlanmalı. Dünyadaki her Hristiyanın bu kutsal savaşa katılmasını sağlamalıyız. Kilise bütün imkanlarıyla yanımızdadır Şövalye Antuan. Rum tekfurları da bizimle birlikte savaşa hazırlar. Daha fazla bekleyemeyiz arkadaşlar. Türkler Anadolu'dan sökülüp atılmadıkça, İblis Süleyman Şah'ın kanı topraklarımızı sulamadıkça bize yaşamak haram! Canınızı bağışladığı için mi öldürmek istiyorsunuz onu? Dökülen bunca kan yetmedi mi? Halkımız barış içinde yaşamak istiyor artık! İntikam! İntikamımız ne olacak? Düşmanlarımızın kanı sonuna kadar akıtılıp tüketilecektir! Buna hiç kimse engel olamayacaktır! Sinirlenmeyiniz Şövalye Antuan! Din düşmanlarımızı korumanın büyük bir günah olduğunu elbette Prenses Maria da bilir. Sevgili prenses, devlet işleri bir kadının taşıyamayacağı kadar ağır ve zordur. Evlenip iktidarı kocanıza devretmenin zamanı geldi de geçti bile. Evlenmeyi düşünmüyorum henüz. Ama ülke menfaatleri bunu emrediyor. Dün gece toplanan Sensinok meclisinin şövalye Antuan'ı size koca olarak seçtiğini bildirmekle şeref duyarım. Hayır! Hayır! Evet! Herhalde bir günahkar kadın gibi taşlanarak öldürülmek, vahşi köpekler tarafından parçalanmak istemezsiniz. Karşı koyarsanız, Süleyman Şah'la olan ilişkinizi bütün ülkeye açıklarım. Yaklaşın şövalye Antuan! Diz çökün! Hazreti İsa'nın huzurunda, Hristiyan dünyasının yüksek menfaatleri için sizi karı koca ilan ediyorum. Tanrı'nın huzurunda, kutsal ittifak adına yemin etmeye çağırıyorum hepinizi. Alnımıza sürülen kara lekeyi düşman kanıyla yıkayıp temizlemeye yemin ederiz! Yemin ederiz! En kısa zamanda harekete geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi herkes görevi başına. Bütün Rum diyarı kılıcımızın altında baş eğdiğimine. Bundan böyle ülkemiz cihana hakim olacak. Bana bir erkek evlat doğurursan Emine, dünyayı ayaklarının altına serer. Ben de bir oğlumuz olsun diye her gün dua ediyorum efendimiz. Ulu Tanrım duamızı kabul eder inşallah. Tekfur Antuan'ı salona alın, ben Süleyman Şah'a haber veririm. Hediyeleri getirin. Sadık bendeniz Antuan ve Hristiyan halkının gönderdiği bu naçiz hediyeleri kabul etmekle bizi bahtiyar ettiniz. Ve ayrıca Buhara'dan getirttiğiniz bu halıyı kabul ediniz. Açın! Kaçıp canını kurtarmalısın Emine! Seni bırakıp bir yere gitmem! Karnındaki çocuğumuzun yaşaması için buna mecbursun! Rüstem, Emine sana emanet, Tanrı yardımcınız olsun! Senin de! Durun, bırakın! başladı, dayanamayacağım artık! Gayret edin sultanım! Ay, yürüyemeyeceğim artık! Biraz daha gayret edin sultanım! Gayret! Ben hemen bir hekim bulup getiririm. Merak etme. Bu yakında bir yerlerde olacak. Oğlumu kurtar Rüstem Bey. Ölmüş. Rüstem denen o iblisi yakalayın. Askerler! Buraya! Anadolu'nun tek hakimi biziz artık. Sağ kalan Türkler köle gibi çalışacak, Hristiyanlara hizmet edeceklerdir. Şimdi zaferin şerefine içelim. Zaferin şerefine! Müjdemi isterim efendimiz. Aslan gibi bir oğlan. Hem de doğduğunda avuçlarında kan vardı. Benim oğlum değil mi? Elbette avuçları kanlı olacak. Bak, beğendin mi? Süleyman Şah'ın karısı Emine Sultan'ın boynundan almışsın onu. Ölü soyucu, pis katil! Nöbetçiler! Nöbetçiler! Atın bu karıyı zindana! Ömür boyunca zindanda kalacak! Çocuğumu verin bana! Çocuğumu verin bana! Söyle bakalım sevgili oğlum, vergilerini ödemeyen bu pis Türklere ne ceza verelim? Borçlarını ödeyene kadar baş aşağı asılıp kırbaçlansınlar baba. Ne duruyorsunuz hala? Oğlumu duymadınız mı? Baba, daha ne bekliyoruz? Yeteri kadar silahlanıp hazırlanmadık mı? İzin ver saldıralım. Antuan'ı da, o canavar oğlu Altar'ı da gebertelim. İyi olmuş. Sayımız çok az. Ormanda aslanın götürdüğü Süleyman Şah'ın oğlunu bulana kadar bekleyeceğiz. Demir'e biraz su verin. Sol omzunda aslanlı mühür taşıyan bir önderimiz olmadan Antuan'la, Altar'la, o iç sürüsü gibi şövalyeleriyle başa çıkamayız. Hepsiyle başa çıkamasak bile teker teker deme haklarından gelemeyiz. İzin ver tuzaklar kuralım. Elimize geçeni teker teker öldürelim. Olmaz kızım. Tuzakları gizli bir örgütün kurduğuna hemen anlarlar. Büyük gün gelmeden kimsenin varlığımızı bilmesi caiz değil. Köpekler! Hem vergi vermezsiniz, hem de şövalyelere saldırırsınız ha! Geberteceğim hepinizi! Geberteceğim! Hepsini gebertin! Kadınların ırzına geçin! altın için değil, senin için dans ederim ben. Sakın bir delilik yapmaya kalkma. Merak etme. Bakıyorum, sabahtan başkasını gözünüz görmüyor beyzadem. Bizim gözümüz her güzeli görür. Burada olmaz. Ama yarın sabah ormandaki gölün kenarına gelirsen her istediğini yaparım. Ormanda mı? Ne o? Yoksa sen de o canavar aslandan mı korkuyorsun? Korkmak mı? Antuan'ın oğlu Demir Pençe Altar Tanrı'dan bile korkmaz. İşte buna çok sevindim. Cesur erkeklere bayılırım. Unutma, yarın sabah gölün kenarında bekliyorum. Unutmam güzelim. Azrail'le karşılaşacağımı bile bilsem geleceğim. Yarın sabah 10 tane sağlam adam gölün kenarında hazır olsun. Baban izin vermez Ayda. Vazgeç bu işten. Babama duyurmadan hallet, limanda bir sürü kiralık katil var. Parayı bol verirsen, Altar'ı değil, babalarını bile öldürmeye razı olurlar. Yapamazsın bunu Ayda! Seviyorum ben onu. İşi başarırsanız, aldığınız paranın 3 mislini veririm size. Geliyor, saklanın! Güzel kız, neredesin? Buradayım beyzadem, ağaçların arkasında! Kimsin sen? Hayatımı kurtardın yabancı. İn de olsan, cin de olsan, bundan böyle dostumsun. Elinde silah bile yoktu. Üstelik bir kişiye karşı 10 kişiydiniz. Gene de fareler gibi kaçmaya utanmadınız! İnsan değil, bir canavardı o! Sanırsın vahşi bir hayvan! Aslana benzer pençeleri var! Dua edelim ki canımızı almadı! Ben onunkini alacağım! Kementle yakalayın şunu! Tanrım, ne yaptım ben? Yardım et bana Sabbah! Koş babama Kılıç Aslan'ı bulduğumuzu söyle! Kimmiş bu Kılıç Aslan? Düşmanlarımızla fingirdiyeceğine, kendi milletinin geçmişini öğrenseydin! Kâfirlerin tuzağa düşürüp öldürdükleri Süleyman Şah'ın oğlu bu işte! Bak omzunda mührü var! Hadi durma, koş! Babama haber ver, hemen gelsinler! Süleyman Şah'ın oğlunun yaşadığını nereden biliyorsun? He? Bu kadın öyle söylüyor baba. Konuş bakalım. Gördüklerini anlat. Gözlerimle gördüm efendimiz. Omuzunda aslanlı bir mühür var. Eğer söylediklerin doğruysa altına boğarım seni. Yol göster bize. Emredersiniz efendimiz. Gel benimle. Sen biraz kalacaksın burada. Karşıdaki kulübe. Sakladın onu. Kaçtı. Ormanda izini kaybettim. Yalan söylüyorsan başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Yalan! Yalan söylüyor. Uzağa gidemeyecek kadar yaralıydı. Sandalı göremedim. Yakında bir yere saklamıştır onu. Pis kanka, kudurmuş fahişe! Adamı nereye sakladığını söylersen, belki seni kurtarabilirim. İstersen ülkenin bütün zenginliklerini ayaklarının altına sererim. Bu ülkede, bütün zenginlikleri de zaten bizim! Senin bana verecek o pis canından başka hiçbir şeyin yok! Ya öteki, o saklamaya çalıştığın adam, o ne verebilir sana? Dünyada güzel, iyi, doğru, şerefli ne varsa, sadece o verebilir bana! Her tarafı arayın! Olduğunu bilmeden yemin etmiştim seni öldürmeye. Ama bir can borçluyum sana. Şimdi ödeştik. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Hiç acımadan öldürürüm o zaman. Ne oldu? Bulamadık, hiçbir yerde yok. Seni yılan seni! Söyle! Nereye sakladın onu? Buraya gelmedi. Ben seni söyletmesini bilirim. Birazdan bülbül gibi şakıyacaksın. Ayaklarına taş bağlayıp suyun üzerine asın. Rüstem Bey! Kahpe Antuan kızınız Ayda'ya işkence ediyor. Yardımına gitmezsek öldürecek. Hiçbir şey yapamayız. Çok kalabalıklar. Köpek sürüsüyle başa çıkamayız. İzin ver saldıralım. Allah'ın izniyle kurtarırız kızını. Kızım için de olsa Türk milletinin geleceğini tehlikeye atamam. Halkımın ölmesine göz yumamam. Gitmeyeceğiz. Söylemeyecek misin hala? Asla! Bırakın! Çekin! Hala konuşmayacak mısın? Hayır! Bırakın! Çekin! Çekin dedim! Bırakın ipi! Don! Baba ne yapıyorsun? Çekil önümden sersem! Bırakın ipi! Çekin! Okçular, ölün! Baba Rüstem, kızınız geliyor! Ayda, kızım! Nasıl kurtuldun Antuan'ın elinden? Kim bu adam? Kurtarıcımız baba, Kılıç Aslan. Nereden biliyorsun onun olduğunu? Bak baba, omzunda Kılıç Aslan dövmesi var. Kılıç Aslan! Kılıç Aslan! Hey! 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 Türk ulusunun kurtarıcısı aramızda arkadaşlar! Bundan böyle düşmanlarımız elimizden kurtulamayacak! Kurtulamayacak! Su. Ekmek. Ekmek. gerek. Tepeden tırnağa silahlı bu kadar insan, bir vahşiyle başa çıkamadınız. 2 paralık ettiniz şövalyeliği. 3 gün içinde bu vahşiyi yakalayıp getirmezseniz, hepinizi zincire vururum. Sen de Altar. Oğlum olman hiçbir şeyi değiştirmez. Yarın bu ülkeyi yönetebilecek güçteysen, ispat edersin bunu. Sen onu yakalamanın yolunu gösteririm sana. Nasıl? O kadar acele etme. Önce bir şartım var. Bir hazine bile istesen vermeye hazırım. Daha değerli bir şey istiyorum ben. Seni istiyorum. Eğer beni sevmeye razı olursan, istediğini yaparım. İyi düşün. Eğer işine gelirse, odanda bekliyorum seni. Nasıl mı yakalayacağız onları? Ormanda gizlenebilecekleri yerleri biliyorum. Gözcü koymuşlardır her yere. Daha biz yaklaşmadan toz olurlar. Sen hiç üzülme. Her şeyi hallederim ben. Yeter ki sev beni. Vazgeçer miyim hiç? Tersine! Seni ilelebet elimde tutacak sırrı keşfettim. Ya benim olarak kalacaksın, ya da öleceksin. Aferin evlat, aferin evlat! Umduğumdan da çabuk kavradın bu işi. Buna demir pençe, buna da öküz boğan derler. Bunların bileğini bükecek baba yiğit daha dünyaya gelmedi. Ver! Var mısın benimle güreşe? Gözünüzü dört açın! Eğer bu işi başaramazsanız hepinizi zindanda çürütürüm. Tek bir kişi kurtulmamalı elimizden. Kılıç Aslan'ı canlı yakalamalıyız. Siz hiç merak etmeyin. Gizli geçitte ben adamları oyalarken siz rahatça onları avlarsınız. Öyleyse harekete geçelim hemen. Hadi bakalım, göster marifetini. Dur! Kumandanı görmek istiyorum. Orada! Ne arıyorsun burada ahlaksız kadın? Kumandanım, ben ettim sen etme. Yaptıklarıma bin pişman. Nerede o vahşi sevgilin? Gelsin de seni kurtarsın bakalım. Gebertin şu köpeği, gebertin! Teslim olmazsan kızı öldürürüm! Senin gibi bir oğula sahip olduğum için Yüce Tanrı'ya ne kadar şükresem azdır. Bu zor işi alnının akıyla başardın. Düşmanlarımızın hepsini dize getirdin önümüzde. Kutsal yortu günü... ...törenle idam edilecek hepsi. Götürün! Nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyorum burada. Çek elini üstümden, bir daha da dokunayım deme! Ah! Nasıl bana böyle davranırsın? Ben senin yüzünden kendi milletime bile ihanet ettim. Senin gibi bir kadından başka ne beklenir? Bir gün bana da ihanet edersen hiç şaşmam. Bütün bunları yapan Altar olamaz. Benim oğlum bu kadar alçak olamaz. Antuan'ın oğlu olan bir alçak her şeyi yapabilir. Hayır. Antuan'la bir ilgisi yok benim oğlumun. Babayla oğul bunlar. Nasıl ilgileri olmaz? Gerçekten sapıtmışsın sen bu zindanda teyze. Gerçek! Nedir ki gerçek? Yalan! Yalan! Olamaz böyle bir şey! O benim oğlum! İkisinin de omuzunda aynı mühür var. Sadece Süleyman Şah'ın soyundan gelenlerde bu mührün olduğunu herkes bilir. Nasıl inanırım buna ben? Nasıl? Prenses Maria'ya sormalısınız bunu. Gerçeği ancak o bile bilir. O sabah Süleyman Şah'ı onun odasından çıkarken görmüştüm. O alçak karı... ...bana bunu da yaptı demek. Gerçeği söyle bana! Pis acuse! Altar kimin oğlu? Kimin oğlu olabilir, senin oğlun! Kimden peydaladın onu? Söyle! Bu kadar merak ediyorsun demek! Öyleyse duy da geber hırsından! Bunca yıl oğlumun hayatını korumak için gerçeği sakladım senden! Hangi gerçeği? Hayatta bir erkeği sevdim ben! Süleyman Şah'ı! Ve Tanrı dualarımı kabul etti! Bir oğlan doğurdum Süleyman Şah'tan! Ölümü çoktan hak ettim Maria! Ama yaşayacak... Senden ve oğlumdan alacağım intikamın dehşetini iliklerinde duyacaksın! Kim o kadın baba? Süleyman Şah'ın kahpesi. Sen oğlunu öldürürken o da seyretsin istedim. Fena mı? Kadının ne suçu var baba? Bu erkekler arasında olan bir iş. Sen anlamazsın. Süleyman Şah'ın oğlunu öldür, o zaman seninle övüneyim. Çözün! Bıçakları getirin! Köpeği evlat! Acıma sakın babanın katilinin oğluna! Yaşa evlat, var ol! Bir kılıç verin bana! Hayır! Benim oğlum silahsız da bitirir o köpeğin işini! Silahsız bir kişiyle vuruşmak bize yakışmaz! Kardeşin! Birbirinizi öldüreceğinize o köpek Antuan'ı öldürün! Kardeşiymiş! Süleyman Şah'ın oğlusunuz ikiniz de! İkinizin de omuzunda aynı mühür var! İnanma bu fahişeye! Sen benim oğlumsun! Al kılıcımı, öldür onu Altar! Doğru söylüyorum! Önce sen gebereceksin Antuan! Arkamdan gelin, gizli bir çıkış yolu biliyorum. Hadi, siz gidin. Yaşasa bile bu elleri kullanamaz artık. Yaraları sarılmazsa yaşamaz. Bir hekim bulmanın çaresini aramalıyız. Ormanın sonundaki köyde kırık çıkıktan anlayan bir nalbant var. Tanrı yardımcımız olursa ölmeden ona kavuştururuz. Şurada biraz dinlenelim. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ben olmasam Antuan Köpeği hiçbir zaman yakalayamazdı onu. Asıl cezaya layık olan benken neden onu seçtin? Tanrım söyle, neden onu seçtin? Hikmetinden sual olunmaz oğul. Günaha girme. Şimdi bunların sırası değil. Ayda, öküz boğanla suya inip matraları doldurun. Demir Pençe, sen de dallardan bir sedye yap. Yolumuz uzun. Bunlar Antuan'ın köpekleri, gidip hemen haber verelim. Çabuk! Şövalyeler dere boyunda bizi bastırdılar. Sürüye köpek var önlerinde. Avranın, gidiyoruz. Çabuk siz Kılıç Aslan'ı kaçırın. Ben onları oyalarım. Allah yardımcın olsun evlat. Hadi çabuk Demir Pençe. Kendinizi! Kırıklar kaynayacak, ama eller işe yaramaz gayrı. Ölmediğin isabet! Bana sen değil, Süleyman'ın öteki oğlu lazım. Sayende onu da getireceğim ayağımın dibine. Şimdi, sevgili kardeşinin seni ne kadar sevdiğini anlayacağız. Hiç merak etme iç soyu! Bizi kurtarmaya gelmese bile, bir gün o pis canını almak için mutlak gelecek! Bütün ülkeye tellal çıkarın! Kılıç Aslan 3 gün içinde teslim olmazsa, hepsi aslanlara atılıp parçalatılacak! Kale avlusunda çarmıha geleceksiniz! Götürün bunları! Allah'ıma şükürler olsun! Dualarımı kabul etti! Kefeni yırttın oğul! Kurtuldun sonunda! Altar! Ayda! Öküz Boğan neredeler? Kardeşim nerede? Kızın nerede Rüstem Bey? Neredeler? Neredeler Demir Pençe? Duyduk, duymadık demeyin! Yarın sabah, güneş doğana kadar... Kılıç Aslan teslim olmazsa... Süleyman Şah'ın oğlu Altar... Rüstem Bey'in kızı Ayda... Ve bütün Müslümanlar... Yakılarak öldürülecektir! iyileşmedin evlat, sabırlı olmalısın. İşte Demir! İşte çekiç, ör! İşte ocak! Usta! Buyur Kılıç Aslan! Sen hekim olduğun kadar da usta bir demircisin değil mi? Evet! Yarın sabah güneş doğana kadar şu kollarımın ucuna 2 tane aslan pençesi takacaksın. Upuzun çelik tırnaklı 2 iri aslan pençesi. Kılıç Aslan gelecek mi Ekselansı? Geleceğinden eminim. Kılıç Aslan senin hakkından gelecek Antuan Köpeği! Hey zıp zıp! Bu Antuan eline geçse ne yaparsın ha? Derisini yüzer, davul yapar, kemiklerini de köpeklere atardım! Köpek! Köpek! Sütü emmiş diye.